mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler Minhacül Abidin Yani İmam Gazali Rahimahullah'ın Abidler Yolu isimli eserini okuyorduk. E, diyordu ki kitabın en başında e, bu dünyadaki kurtuluş Allah'a ibadetle e, mümkündür. Yani ahiret için kurtuluş. E, ve ahirete e, iman eden bir Müslümanın e, yani bu ibadet yolunda bir takım geçitlerden geçmesi gerekir. Birincisi e, ilim ve marifet geçidi dedi. İkincisi tevbe geçidi. Tevbe ile ilgili bilgiler verdi. Tevbenin tarifini yaptığı, şartlarını söyledi. Burada ise ve emma mukaddimati tevbeti fe diyor. Yani tevbenin mukaddimeleri. Mukaddime deyince herhalde e, öncülleri veya işte e, tevbe'yi takdim ediciler yani e, tevbeyi e, sağlam kılan e, sahih kılan hususlar e, diyebiliriz. Ne yazalım buraya e, mukaddimeleri deyince öncüller, girişler, e, Hani e, tevbeye hazırlayan sebepler şöyle diyelim. Tevbeye e, hazırlanma e, diyelim. E, evet tevbeye hazırlanma. E, bu e, ise 3 e, çeşittir veya 3 basamaktır birincisi ihtaha birincisi zikru gayeti kabihiz zunub günahın çirkinliğinin sınırını veya neticesini hatırlama yani günah ne kadar çirkindir işte sonuçları gayet ne sonuçları ne kadar kötüdür bunu hatırlama ve saniye ikincisi zikru şiddeti ukubetillahi teala Allah-u Teala'nın işte cezasının, okubet ne? Cezasının şiddetini hatırlama ve elimi sahatihi. Sahat ne? öfkesi, değil mi? Yani gazabı ki e, ki öfkeyle gazap eş anlamlı. Öfkesinin, gazabının acısını, elim ne? Acısını hatırlama. Ellezî o ki la taqate yani sen ona takat getiremezsin. Yani senin o konuda takatin yoktur. Allahu Teala'nın gazabına dayanamazsın. Ve salisetu üçüncüsü zikru zaafike. Yani zaafını, zaafını hatırlama ve qilletim hiletike. Hile nedir? Güç. Yani gücünün azlığını e, hatırlamak diyor. E, bu konuda. Ve fe inne çünkü men la yehtemilu her şemsin kim güneşin e, hararetini dayanabilir. Bakın burada la yehtemilu. yani hiç kimse diyor dayanamaz ve e, latmete e, şurati. Şuratı neydi polisler? Latma ne? Tokat demek. Şuraya onu yazalım. Latma tokat. E, yani polislerin e, işte tokadına kim tahammül edebilir? Yani tahammül edebilir derken kim hoş görebilir? Kim buna katlanabilir? Ve karsa nemletin. Kars ısırık ne? Evet. Ne? Karıncanın ısırması yani. Karıncanın ısırmasına kim işte tahammül eder? Keyfe yehtemülü harra nari cehennem. Yani bunlara tahammül edemeyen kimse. Ee, bakın bu bunun devamı cevabı gibi. Ee, nasıl e, cehennem ateşinin hararetine tahammül eder? Yani bir karıncanın ısırmasına bile polislerin işte tokadına bile güneşin ıı, hararetinin ışığın hararetine bile dayanamayan kimse nasıl cehennem ateşine dayanır ve darbe ve e, şeye nasıl dayanır darbesine Mekami neydi Mekami kamçı değil mi kamçılar yani e, kamçılar kırbaçlar kimin kamçıları El zebaniye. yani zebanilerin e, kamçılarının darbelerine nasıl dayanabilir Ve veles'a Lesa e, nedir? E, ısırma ve sokma. Isırma diyelim. Hayatin e, hayyatin yılanların ısırmasına nasıl dayanabilir? O cehennem yılanlarının nasıl? Ke'anâkil buhti. Anak boyun demek de buht ney? Deve. Yani deve boyunu gibi e, yılanların ısırmasına nasıl dayanabilir? Ki hadis-i şerifte öyle diyor. E, cehennemde deve boyunu gibi yılanlar vardır. De ve akarib kelb ve katır e gibi akrepler. Evet hadis-i şerifte yine cehennemde katır kadar akrepler var buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada bir karınca ısırığına dayanamayan bir kimse nasıl olur da o cehennemdeki katır kadar akreplerin les'ine yani ısırmasına dayanabilir sokmasına dayanabilir. Hulikat minen nar fi daril gadabi vel bevar ki onlar neyden yaratılmışlardır? Holikat Ateşten yaratılmışlardır. Gadab yurdunda. vel Bevar bevar neydi? Helak. Helak yurdunda. O işte yılanlar, akrepler. Onlar neyden? Ateşten yaratılmışlardır. Neudü billahi min sechatihi ve azabihi. Evet. Onun öfkesinden, azabından Allah'a sığınırız. Fe izâ vâzebte. Bakın vâzebte ney? Azmetmek veya devam etmek yani azmetmek devam diyelim. Evet sen diyor azmettiğin zaman ala hadihi yani bunları hatırlamaya azmettiğin zaman veya devam ettiğin zaman vaavtaha ana ve atrafen nehar. Avad nedir? Dönmek, alışmak demek. Yani biz buraya alışmak daha uygun oluyor. Alışmak ve buna diyor ana leyli ana neyin saatlerinde gece saatlerinde ve etrafen nahar ve gündüzün işte e, uçlarında yani öyle ikindi gibi gündüz e, vakitlerinde buna alıştığın zaman fe innahu muhakkak ki o se ke ala tevbetin nasuh mine zunub günahlardan nasuh ya yani nasuh neydi samimi değil mi Kur'an-ı Kerim'de e, bu kelimeyi buluyoruz. E, içten i̇çten samimi tevbeye seni ne yapacaktır? Tahmülüke seni götürecektir. Vallahul e, muvaffik bi fadlihi. E, lütfuyla muvaffak kılan, başarılı kılan Allah'tır. Fe in gıyle, eğer denilirse eleyse kat kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennedmu tevbetun. Evet peygamber efendimiz şöyle demedi mi? Dememiş miydi? yani pişmanlık tevbedir dememiş miydi? Ve lem yezkur saymadı mimma zekertum sizin saydıklarınızı min şara'itiha. Onun şartlarından sizin saydıklarınızı burada saymadı. Ve şeddettum şey'en ve sizin ısrarla işte şeddetum artırdığınız, çoğalttığınız yani. yani bu tevbe ile ilgili siz çok şey söylediniz. Halbuki Peygamber Efendimiz iki kelime söyledi. Ne dedi? Pişmanlık tevbedir dedi. Yani niye siz bu kadar uzattınız? Pişman olan tevbe etmiş olur. Yetmez mi? Denirse yukalule ona denilir ki böyle söyleyen kimseye eylem evvelen evvela bil ki ennen nedme yani pişmanlık gayr mekdurin lil abdi Bakın bu makdur elinde olmayan yani buradaki gayru ile beraber Elinde olmayan, ikisi beraber dedik. Gayru maktur. Maktur nedir? Elinde olan. Yani iradesinde olan, gücü yeten manasında. Evet, ten, pişmanlık diyor kulun elinde olmayan bir şeydir. Yani kul e, isteyerek değil, bazen istemeyerek de pişman olur. Ela tera görmez misin ennehu teka'un nedame. Onun için diyor ne olur? E, i̇şte pişmanlık vaki olur. An umurin fi kalbihi, kalbinde bir takım işlerden dolayı, umur, ne işler, bir takım durumlardan dolayı kalbinde bir pişmanlık olur. Ve huve o yuridu ella yekune dalik, yani bunu istemediği halde, bunu dilemediği halde kalbinden bazı şeyler için pişmanlık geçer. Ama ve tevbe, tevbe ise mekduratun lil abdi, memurun biha. Yani onunla emredilen neyle? Tevbe ile emredilen kulun elinde olan. Bakın makdur yukarıda geçmişti. Burada gayrı demediğine göre olumlu manada kullanacağız. Elinde olan şeydir. Ve nedamet her zaman elinde olmayabilir. Pişmanlık. Ama tevbe ise kulun elindedir. sonra inna kat biz bildik ki biz biliyoruz ki ennehu o lev nedime ala zunubi eğer günahlardan pişman olsaydı lemma zehebe bi zalike cahuhu beynen nas yani bununla e, işte cah nedir? Makam demek. Cah. E, makamı değil mi? E, i̇nsanlar arasında makamının götüren bakın zehebe bi ne? Götürmek. E, bununla insanlar arasında makamı e, işte makamını götüren bir Günahtan dolayı pişman olsa ev maluhu veya malını götüren bir günahtan dolayı fin nefakati fiha yani o işlediği günah. Burada bir dipnot düşmüş. İki ne diyor? Ed damir ait ale zunub zunuba günaha dönüyor diyor. Buradaki ha damiri. Yani o işlediği işte e, günahta harcadığı mal maldan dolayı pişman olsa veya kaybettiği işte giden makamından dolayı pişman olsa fe inne zalike bu la yakunu tevbeten bila raybin yani şüphesiz ki bu tevbe sayılmaz çünkü onun pişmanlığı neydendir? onun pişmanlığı kaybettiği malı içindir ve onun pişmanlığı makamı giden makamı içindir fe alimte dolayısıyla bilmişsindir bi bununla yani bu örnekle e, neyi? Enne fil haber bu haber dediği nedir? Bu hadis-i şerif yani. en mu tevbetün. Yani pişmanlık tevbedir. Bu haber e, de diyor manan bir mana var. Lem tefhemhu min zahirihi. Yani zahirinden e, anlaşıl, a, anlamayacağım bir mana var. Yani burada diyor doğrudan anlaşılmaz bu. Çünkü bunun bir şerhi var. Yani bu hadis-i şerifin zahiri yetmez. Bunun bir şerhi bir açıklaması var. Şimdi onu açıklayacak. Ve huve ennen nedme o da nedir o mana? E, pişmanlık diyor. Li ta'zimillahi subhanahu ve ta'ala. Allahu Teala'yı yüceltmek içindir. Yoksa işte malımı kaybettim pişman oldum e, veya makamımı kaybettim pişman oldum. Bu tevbe değildir. Çünkü her pişmanlık tevbe olmaz. Tevbede e, yani hangi pişmanlık önemli? Allah'ı yüceltmek için e, işte gösterilen pişmanlık. Ve hafi iqabihi ve işte onun cezasından korkarak pişman olma. Mimma yeb'athu ala tevbetin nasuh. Evet yani nasuh tevbeye yeb'u ne gönderen, sevk eden e, değil mi? Sevk etmek diyelim. Evet sevk eden şeylerden bakın nasuh tevbeye e, sevk eden e, şeylerden dolayı yani tevbe etmediği günahlardan e, dolayı işte cezasından korkarak e, gösterilen bir pişmanlık hissedilen bir pişmanlık. Fe inne zalike çünkü bu min sıfatit taibin tevbe edenlerin sıfatlarındandır. Yani Allah'tan korkarak onu yücelterek pişmanlık göstermek. Fe inne zalike min sıfatı taibin. Çünkü bu tevbe edenlerin sıfatlarındandır ve halihim onların hallerindendir. Fe innehu çünkü izâ zekerel ezkâre selâfe sa elleti hiye mukaddimâtu tevbe. Tevbenin mukaddimeleri, girişi veya tevbeyi hazırlayan sebepler. Evet bunlar hatırlanırsa, e, hatırlarsa bakın burada idadın cevabı gelmiş oldu. Yendumu diye. Ha, bunları hatırlarsa o zaman ne olur? yendemu pişman olur. Ve hamelatun nedame ve pişmanlık onu iletir. Nereye iletir? Ala terki ihtiyari zembi. Yani günahı e, seçmeyi terk etmek. Artık günah işlememeye götürür. Ve tebqa kalır nedametuhu pişmanlığı ala kalbihi fil müstekbel. Yani gelecekte de o kalbinde onun pişmanlığı kalır. Yani pişmanlığı böyle ani olmaz, geçici olmaz. Her o günahla karşılaştığı zaman o kalbinde o pişmanlığı ne olur? Kendini belli eder. Fetehmiluhu onu götürür alel iptihal. Bakın iptihali çok kullanıyor. İptihal neydi? Yalvarma. Yalvarıp yakarma diyoruz ya Türkçe'de. Yalvarma, tadarru ne? Yakarma. Bu ikisini Türkçe'de nasıl kullanıyor? İşte yalvarıp yakarma. El, e, alel iptihal ve tadarru. Felemmâ kâne zâlike Nereye götürüyor işte o pişmanlık? E, yalvarmaya, yakarmaya götürüyor. ma kâne zâlike min esbâbit tevbe Ve de diyor bu, bu tevbenin sebeplerinden olunca ve sıfatı taib ve tevbe edenin sıfatlarından özelliklerine olunca semmahu onu isimlendirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ismi tevbeti tevbe ismiyle isimlendirdi. Eee fefhem zalike bunu anla diyor muvaffakan inşaallahu teala. Allahu Teala'nın işte tevfiki ile bunu böylece anla. Fe in kulte eğer dersen keyfe yumkinul insan İnsan için nasıl mümkün olur? En e, Ne olması? En yasira bihaythu la yeka'u minhu zemmun elbette min sagirin ev kebirin. Evet, e, insan için bakın yasira e, olması dedik değil mi? Sare yasiru bihaythu yönüyle la yeka'u vaki olmaz minhu ondan zemmun elbette Elbette küçük ya da büyük sagır ya da kebir Türkçedeki bakın elbette bu. Aynı Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Elbette ondan küçük ya da büyük bir günahın vaki olması işte itibariyle insan için bu nasıl, bunun olması nasıl mümkün olur? Neyin olması? Yani insanın işte günahı komple bırakması veya nasuh bir tövbeyle tövbe etmesi nasıl mümkün olacak? Çünkü insan sürekli küçük ya da büyük e, günah işliyor. Ondan o günahlar vaki oluyor. E, keyfe ki nasıl ve enbiyaullahi salavatullahi aleyhim yani Allah'ın e, salat selamı üzerine olsun o peygamberler bile ellezine onlar ki hum eşrefu halkillahi subhanahu ve taala te Allahu Teala'nın en şerefli kullarıdır yarattığı en şerefli kullar Tat e, ne olmuş ihtilafe fihim e, ki onlar hakkında ihtilaf etti ehlül ilim hel her derece emla yani bu dereceye vardılar mı varmadılar mı yani onlar da diyor işte bu tevbenin hani hiç günah işlenmeyen derecesine ulaştım mı mı o bile diyor ihtilaflıdır çünkü onlardan da küçük hatalar varit olmuştur o halde diyor nasuh bir tevbe samimi bir tevbe yani bir daha günaha asla dönülmeyecek bir tevbe nasıl mümkün olacak diyor fealen bil ki Enne hâze emrun bu durum diyor. Bu iş mümkünün mümkündür. Gayru müstehilin. imkansız değildir. Müstehil ne? E, muhal yani imkansız e, demek. İmkansız değildir. ve hey, huve Sonra o kolaydır. Vallahu Teala Allahu Teala yahtassu bi rahmetihi men yasha. Rahmetini men yasha dilediğine ne yapar? Has kılar. Dilediğine rahmetini verir. Summe sonra Min şartı tevbeti, tevbenin şartındandır. Ella yeteammede zemben. Yeteammet taammüden. Yani kasten değil mi? E, günahı ne yapmamasıdır? E, kasten işlememesidir. Kasten günaha girmemesidir. Fe emma in hu minhu bisehvin ev e, Ama Amma diyor. Bakın bu da Türkçedeki ammadır. İn veka'a minhu. Eğer ondan vaki olursa bisehvin. Sehv nedir? Yanılma hata veya hata vaki olursa fehu ve o zaten ma'fuvun anhu. Ondan ne yapılmıştır? Affedilmiştir. Yani o kişi zaten e, hatayla, yanılmayla bir yanlışa düşmüşse o zaten affedilmiştir. Bir fadlillahi teala Allahu Teala'nın lutfuyla. Ve haza haynun bu kolaydır Alemen men vaffaka Allahu Teala. Allahu Teala'nın işte nasip ettiği, başarı başarı başar, lütfettiği kullara bu kolaydır. Fe in kulte eğer dersen inma ancak yemne'uni beni men ediyor engelliyor minet tevbeti tevbeden. enni benim a'lemu bilmem min nefsi nefsimden enni e'udu ile yani günaha geri döneceğimi bilmem beni tevbeden men ediyor. Yani tevbe edeceğim ama biliyorum ki işte tekrar günah işleyeceğim diyorum. O yüzden tevbe, tevbeden uzak duruyorum gibi. Ve esbutu. Esbutu ne? Sabit duramıyorum. Yani üzerinde sağlam duramıyorum demek. Alet tövbeti, tövbe üzerinde. Tevbe üzerinde bir türlü sabit duramıyorum. Yani tövbeye karar veremiyorum gibi. Fela faide de Yani sanki tövbede e, fayda yokmuş gibi tövbe etmemde böyle diyor vesvese geliyor. Böyle dersen fealen bil ki enne hâze min gurur iş şeytan. Bu şeytanın gurur. Gurur neyin? Aldatmak demek. Şeytanın aldatmasıdır. Ve min eyne leke hâzel ilim bu bilgi sana nereden geldi diyor. Yani böyle bir bilgi yok ki. Yani nasıl böyle düşünürsün? Fe'asa belki de en, en temute ta'iben eğer tevbe etmiş bir halde ölürsen kable en te'ude ile zembi. Yani e, ölürsen değil de ö, öleceksin manasında. Belki de e, günaha en te'udene geri dönmeden önce tevbe etmiş bir halde öleceksin. Günaha geri dönmeden önce. Çünkü ne zaman öleceğin belli değil tevbe ettikten hemen sonra ölebilirsin diyor. Dolayısıyla bu bir vesvesedir. O zaman sürekli tevbe etmek gerekir. Ve emmel khawfu min el geri dönme korkusuna gelince fe sana gerekir el azmu azmetmek gerekir. Yani tevbeye azmetmek, bir daha günah işlememeye azmetmek gerekir. Ve sidqu fi zalike ve bu konuda sadakat yani sadık olman gerekir. Yani sözüne bağlı, ahdine bağlı olman gerekir. Ve aleyhi el itmam ve o da aleyhi derken bakın ne e, ne icap eder? Yani e, işte o sıdk, o azim tamamlamayı icap eder. Yani e, tamamlamak derken devam etmeye e, gerektirir. O ona devam etmen lazım. Fe in etemme tamamlarsan, devam edersen yani, yani günah işlememeye azmetmeye veya tövbeyi sürdürmeye azmetmeye devam edersen fezake Kemin fadli bu da onun lütfundandır. Allahu Teala'nın lütfundandır. Ve illem yetimme eğer devam edemezsen tövbe ettin ama günaha yine bulaştın. Eğer devam edemezsen fakat gufirat zunubuke salifeti kullaha. Daha önce işlemiş oldukların en azından ne olur? Bakın salife ne? eski geçenler ee, geçenlerin hepsi e, ne olmuş olur? Tevbe ettiğinden önceki günahların o tevbenle mağfiret olunmuş olur. Yani affedilmiş olur. Ve tehellaste minha onlardan kurtulmuş olursun. Ve tetahherte temizlenmiş olursun. Wa leysa aleyke halde sana illa hâde zembu geriye ne kalır? Bu günah kalır. Ellezi ahtethetehu'l an. Yani ee, en son işlediğin değil mi ahdeste yeni yaptığın günah kalır. Ee, önceki tevbeden öncekiler affolmuş olur yani. Ve hâze huve ribhul azîm bu da büyük bir kardır diyor. Vel fâidetul azîmetul kebîrâ. Evet bu büyük çok yüce bir faydadır. Ve la yemnevke havful avd seni men etmesin o geri dönme korkusu ani tevbe tevbeden men etmesin fe inneke minet tevbeti çünkü ebeden beyne ihtel husne e, ne burada husneyin iki güzellikten biri e, arasındadır tevbe diyor burada bir bir not düşmüş dipnot ey el eteyin o iki öncül yani tövbeyi hazırlayan tövbeye götüren o iki sebep ve huma nedir? El istimraru ale't tevbeti ve huvel maqsud. Evet ki tövbeye devam etmek bakın istimrar o tövbeyi sürdürmek ve huvel maqsud maksuttur. Yani kastedilen budur. Ebu furanu dunub ve gunahlardan bağışlanma min'il ehsan ve'l cud. bakın böyle kafiyeli olmuş. Yani ihsan sahibi, cömertlik sahibi olan Allahu Teala'dan günahların bağışlanmasıdır. Yani iki güzellikten biri dedi. O dipnot nerede geçmişti? Evet burada. Vallahu Teala veliyut tevfik. Allahu Teala tevfikin velisidir. Yani başarıyı verecek olan odur. Vel hidayet hidayeti verecek olan odur. Fehadihi hadihi. Bu böyledir diyor. Burada kalıyoruz inşallah. Devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.